Beyaz Saray'da basının sorularını yanıtlayan Obama, Putin'in IŞİD'le Sünni muhalifler arasında fark görmediğini söyledi. Obama, onların bakış açısında hepsi terörist. Bu durumda felakete davetiye çıkarıyor dedi. Canım, yani baştan beri onların iddiası, o zaten ilk defa söyledikleri bir şey değil. Muhalifler diye bir konu yok. Yani hükümet karşıtları ve hükümet yanlıları var. İkiye bölünmüş durumda. Hükümet karşıtlarını, bunlar iyi hükümet karşıtı, bunlar kötü hükümet karşıtı diyemez tabii ki. Rusya'nın sonunda devreye gireceğini de tahmin etmeleri gerekirdi. Ya amansız bir çatışma olacağı açık. Evet. Yani Suriye diye bir şey kalmaz. Bir harita vardı Adnan Bey. Bakayım. Rusya Suriye'de bu sarı bölge muhalifleri gösteriyor. Kırmızı bölge işi de gösteriyor. Daha ziyade muhaliflerin olduğu bölgeye bombardıman yapmış. Özgür Suriye ordusu da dahil, muhaliflerin olduğu İdlib, Hama, Laskiye dahil bütün şehirler bombalanıyor şu anda. Rus uçakları halkın yoğun olduğu pazar yerlerini ve hastanelerini hedef alıyor. İşte orada asıl kastedilen Armageddon, yani Müslümanların imhası. Yoksa orada öyle bir sorun yok yani, adamlar için öyle bir dert yok. İsteseler gayet güzel ara bulucu olup meseleyi halledebilirler. Eğer samimiyseler, dürüst düşünüyorlarsa, iyi niyetlerse, sevgi insanlarıysa, Esad'ı buraya çağıralım. Obama da gelsin, Putin de gelsin. Evet. Burada konuşalım. Evet. Gayet rahat halledilecek bir şey. Yani Suriye'de özgür seçime gidilecek. Seçim sonucunda halk ne istiyorsa o iktidara gelecek. Bu kadar açık. Yani seçim güvenliği sağlanacak, ateşkes olacak. Kabul ediyorlarsa bunu yapalım. Rusya'nın Suriye'deki bombardımanda şehit olmuş bir sevimlinin fotoğrafı vardı Adnan Bey. Suriyeli kızın. Bakayım. Canım benim, dünya tatlısı, tam bal, şeker. Maşallah. Cennet kuzusu. Evet. Cennet fildanı. Maşallah.